أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 342 mektubat 9. mesele ilginçtir. Mühim ve mahrem bir mesele ve bir sır velayet. Onun için pek kimse, ben de dahil, dokunmamışız bu derse. Alem-i İslam'da ehli sünnet ve cemaat denilen ehli hak ve istikamet fırkayı azimesi hakaiki Kur'aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine sünnet-i seniye ittiba ederek muhafaza etmişler. Ehl-i velayetin ekseriyet-i mutlakası o daireden neşet etmişler. Vehabilerden çıkmadığı için Vehabiler, Vehabilik, velayete düşmandırlar. Evliyalık kabul etmezler. Evliya denen bir şey yoktur. Evliyalık denen bir şey yoktur. Herkes Müslümandır, bitti. Bundan kaynaklanıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat, ehl-i sünnete ittiba ederek muhafaza etmişler. Ehl-i velayetin ekseriyeti mutlakası o dairede neşet etmişler. Onun için Vehhabiler ehl-i sünnete düşmandır. Vehhabi eskide deniyordu bizim dönemimizde. Şimdi ne deniliyor? Selefi deniliyor. İşte Pakistan'da Ahmediye deniliyor. Selefi dünyada daha çok şu anda kullanılıyor. Vehhabi değiliz diyor. İsim değişik ama aynı. Diğer bir kısım ehli velayet, ehli sünnet ve cemaatin bazı desatirleri haricinde ve usullerine muhalif bir caddede görünmüş. Bazı istisna olarak velilerde, velilikte ehl-i sünnetin dışında da gözükmüş. İşte şu kısım ehl-i velayete bakanlar iki şıkka ayrıldılar. Bir kısmı ise ehl-i sünnetin usulüne muhalif oldukları için velayetlerini inkar ettiler. Hatta onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. Ehl-i sünnet yapıyor bunu. Çünkü ehl-i sünnetin dışında bir velayeti kabul etmediği için ehl-i sünnet, o yok diyor. Velilik, veli gibi gözükse değildir diyor. Hatta istidraçtır diye söylemişler. Ehl-i sünnetin içinde bir kısım grup. Bir kısım grup bu. Diğer ehl-i sünnetin diğer kısmı, yani çoğunlukla onlara ittiba edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için derler ki hak yalnız ehl-i sünnet ve cemaati mesleğine münasır değil. Ehl-i bidadan bir fırka teşkil ettiler. Hatta dalalete kadar gittiler bunlar. Ehl-i sünnetin içinde. Ehl-i sünnetin iki kısmı ayrılıyor. Hani mesela Vehhabiler de ehl-i sünnetiz diyorlar mesela. Ehl-i sünnetiz biz. Sünneti inkar ederek bütün böyle bakıyor, böyle kafasına bir hadis geçiyor. Bir hadis söyleniyor. Kafasına uyuyorsa doğrudur. Uymuyorsa yanlıştır. Bugünkü cehaletimle bunu bilemiyorum, ilmim yetmiyor demiyor. İnkar ediyor hadisi. Böyle bir tuhaf. Demek ki ehl-i sünnetin bir kısmı da var. Onlar velayetleri kabul ettikleri için derler ki hak yalnız ehl-i sünnet ve cemaatin mesleğine münasır değil. Ehl-i bidadan da bir fırka teşkil ettiler. Hatta dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki her hadizat muhti olamaz. Ne demek? Her hadi, her hidayette olan zat hidayete vesile olamaz. Şeyhleri hatasında mazurdur. Çünkü meczuptur,
kendileri ise mazur olamazlar. Şeyhleri atasına mı, mesela bazı veliler var, veli olmuş, fakat kendisi ehli bida veya meczup yani. Meczup da ehli bidadan. Kendisi doğrudur, hidayettedir ama onu takip edenler yanlışa gidiyor. Çünkü meczupturlar bunlar. Kendileri ise mazur olamazlar. Mutevasit bir kısım ise, şimdi ehl-i sünneti üçe şey yaptı. Üçüncü bir grup. Yani bir grup ehl-i sünnetin dışında velayet yoktur. Diğer bir kısmı ehl-i sünnetin dışında da velayet vardır dedi. Üçüncü bir kısım ehl-i sünnetin içinde bir grup. Mutevasit bir kısım ise o velilerin velayetlerini inkar etmediler. Fakat yollarını ve mesleklerini kabul etmediler. Diyorlar ki, hilaf-ı usul olan sözleri ya hale mağlup olup hata ettiler veyahut manası bilinmez müteşabihat misullü şataattır. Bu çok ilginçtir. Dikkati değer bir mevzudur. Yani bunlar velayetlerini inkar etmediler. Ama ehl-i sünnetin dışında o veliler kullandıkları tabir ve bazı yaşantıları dine mugayir, zıt. Onlara ne dediler? Dediler ki, evet bunlar velidir ama hilaf-ı usul olan sözleri ya hale mağlup olup, mesela Muhyiddin Arabi gibi hale mağlup oluyor. Yani kendi içsel sizişleri, kendi tespitleri, zevklerine mağlup oldular. Başka bir şey görmediler. Manası bilinmez müteşabihat misulü şataattır dediler. Mutevasıt bir birinci kısım. Şimdi başa döndüm. Mutevasıt birinci kısım. Hususan ulema-i ehli zahir, mesleki ehli sünneti muhafaza niyetiyle çok mühim evliya inkar, hatta tadlil etmeye mecbur olmuşlar. Okuduk ya, birincisi neydi? Ehl-i sünnetin usulüne muhalif oldukları için velayetlerini inkar ettiler. Hatta onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. Ehl-i sünneti üçe ayırıyor içerideki anlayış. Şimdi birinciyi izah ediyor. Diyor ki, birinci kısım, hususan ulema-i ehli zahir, yani o birinci kısmın içerisinde de ulema-i ehli zahir, yani zahir ulema, batın uleması değil. Bunlar mesleki ehli sünneti muhafaza niyetiyle çok mühim evliya inkar, hatta tadlil etmeye dalalettedir diye demeye mecbur olmuşlar. İkinci kısım olan taraftarları ise neydi o? İkinci kısım, hak yalnız ehl-i sünnete ait değildir. Ehl-i bidadan da bir fırka teşkil ettiler. Bunlar, ikinci kısım olan taraftarları ise o çeşit şeylere ziyade üstü zannettikleri için hak mesleğini bırakıp bid'ate hatta dalalete girdikleri olmuş. İkincisi çok tehlikeli. Ehl-i sünnetin dışında velayet vardır diyerek, hak yalnız ehl-i sünnete ait değildir diyerek ehl-i bidadan bir fırka teşkil ettiler. Bunlar güya insaflı, insaf edeceğiz diye on tür şeylere, o bida eğillerine hüstüzan ettiler. Hatta hak mesleği bırakıp bid'ata, hatta dalalete girdikleri olmuş. İşte şu sıra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. İşte bu üç tane hadise ustadın zihnini işgal etmiş. Anladınız mı bu üç tane mesleği? Evet.
Anlamışsanız anlamışsınızdır. Anlamamışsanız anlamamışsınızdır. İşte şu sıra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Üstad da zihnini meşgul etmiş bu olay. Bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahriyle dua ettim. Bedduama karşı müthiş bir kuvvet-i maneviye çıktı. Hem duamı geri veriyordu hem beni men etti. Bu hatıralarda gördüğüm kadarıyla, tespit edildiğim kadarıyla kamburdur. Üstad vermiyor isim, ben cahil olduğum için veriyorum. Bu kutuptur bu adam. Hicaz'da bulunuyor. Üstadımızın zamandaki kutup bu. Üstad Kutbul Azam'dır. Asviyadır, müceddittir. Beddua ediyordu. Kime? Deccala, Mim Kemal'a. Dalal, diyor ki, bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahriyle dua ediyordum. Kahriyle. Baktım diyor, bedduama karşı müthiş bir kuvvet-i manevi çıktı. Meğer adam kutup ama Deccal'ı tanıyamamış. O kadar acayip bir sır ki bu ders. O kadar garip bir sır ki. Yani bunu ele almak hakikaten zordur. Yani bunun işinden. Şimdi nasıl çıkacaksın? Kutup. Kutup olmuş. Arabistan'dan yani Hicaz'dan Deccal'a dua ediyor. Asıl Deccal'ını dua ediyor, vatanı kurtarıyor diye. Oysa vatan satan hain. Peşkeş çekmiş. Yani bak bakalım Türkiye'nin hudutları ne kalmış. Talan etmiş yani her tarafı. Buna kutup bunu anlamamış. Yani bu bize o kadar acayip bir ders veriyor ki. Ya abidir. Şeyh'tir ya. Abladır. Ne bileyim. Tarikat lideridir. Cemaatin başıdır. Bilemez mi? Bilemez kardeş. Kutup bilemedi. Bedduama karşı müthiş bir kuvvet-i maneviye çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni de men etti. 1938'de anlamış adam. Fişi çekti. Dua etmeyi kesince, ustad da zaten meddua ediyordu, tepe takla gitti adam. Sonra ustad, alemi manada, odada, abi anlatıyor, Mehmet Feyzi abinin hatırasını. Ben sana demedim mi kutup, ben sana kaç defa dedim, yeni mi anladın demiş. O Kastamonu'da mı ne? O teksi Hicaz'da. Oradan oraya konuşuyor ona. Ben sana demedim mi diyor. Ama adam yeni anladı. Peki başka bir ders çıkartabilir miyiz? Kutup dahi olsan, asıl imamına tabi olmasan batıla hizmet edersin. Makamını, özelliğini ona hizmet ettiririz. Ne garip ya. Bu dersi seçmemin en garip tarafı bu ya. Adam diyor ki uçuyor kaçıyor. Vaaz ediyor. Milyonlar arkasına takmış. Sen kimsin ya, kaç kişi var arkası? Etrafına baktığın zaman pek kimse yok. Adam milyonları takmış. Yanlış olsa böyle olur mu? Bir işaretle adam Türkiye'yi değiştiriyor. Öyle mi? Doğru. İşte bu da böyle. Sonra gördüm ki o kısım ehli dalalet hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin tesirhatiyle arkasına aldığı halk sürükleyip arkasında aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Buna nasıl muvaffak olunuyor anlıyor musunuz bak? Sonra gördüm ki, devam ediyor, o kısım ehli dalalet, hilaf-ı hak icraatında, yani hakka zıt icraatında bir kuvve-i maneviyenin tesilatıyla, yani kuvve-i maneviye görüyor, batıl bir hizmette,
yanlış bir yolda adam muvaffak oluyor. Kuvve-i manevinin tesilatıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak oluyor. Yalnız cebir ile değil yani, ya zorlama ile değil. Sanki mıknatıs yapmışlar. Mesela Kur'an'a ayet gösteriyorsun. Adamın sözünü gösteriyorsun. Hevallahi Kur'an'ı reddediyor. Kur'an'ı kale almıyor yani. Mutlaka hikmeti vardır diyor mesela. Benim ustadım, hocam, şeyhim bir bildiği var diyor. Allah Resulü'nün hadisini koyuyorsun. Ayet-i kerime var. Mesela diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Diyor ki faiz Allah'a savaş ilan etmektir. Doğru mu? Adam diyor ki faizle dinin hizmeti olmaz mı diyor. Mesela. Allah diyor ki düşmanlarımı dost edinmeyin diyor. Adam diyor ki bir bildiği vardır. Edile-i şeriye var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Orada haram. Bunu böyle yapmak haram. Bir bildiği var diyor. Nasıl bir şey? Bak şimdi. Sonra gördüm ki o kısım ehli dalalet. Ehli dalalettir tabii. Kur'an'a ve edile-i şeriye hiç kale almıyor. Hiç kale almıyor. Hilaf-ı hak icraatında, hilaf-ı hak, zıt, hakka zıt bir şeyde, bir kuvve-i manevi tesilatı ile, yani bir yerden bir, bu nasıl oluyor? İstidraç mı dersin? Kuvve-i maneviyenin tesilatı ile, arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak oluyor. Yalnız cebir ile de değil. Ya işte kutup. Belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtisaç ettiği için velayeti de var ha. Velayet de oluyor. Mesela istidraçta velayet olmazsa suyun üzerine nasıl geçecek adam? Mesela Mustafa Kemal bu kadar akrabası yok, suyu yok, çevresi yok, bilmiyor. İstidraçta muvaffak olmuş. Koca bin seneden beri bir saltanatı. Kimsen yok ki, bir cemaatin yok, dini cemaat değilsin. Bir soyun yok, sopun yok, bir komutansın. Nasıl muvaffak olmuş? İstidraç işte. Belki velayetin kuvvetinden gelen bir arzu ile imtisaç ettiği için ehl-i imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar. Çok fena telakki etmiyorlar. Yani velayetten gelen bir özelliği de var. Onu esas alıyor. Velayet yani o batıl zındık şey insan velayeti de nasıl oluyor anlamış değilim yani. Bak ne diyor? İhlaf icraatında bir kuvve-i maneviyenin tesilatı ile. Şeytan mı yaptırıyor acaba? Miracı şeytan yaptırıyor. Kafamı karıştırsın abi. Okumamış mıydık biz burayı? Şeyi anlayamadım. Yok. Ben de anlamadım. Yaştaki velayet anlayamadım. Ya işte. Su üzerinde sen yürüyebilir misin? Yok. He? Hiç yürüdün mü? Yürümedim abi. Niye yürüyemedin? Allah yürütmediği için. Ha, belli değilsin de ondan. Adam, dalal, kafir, İslam düşmanı suyun üzerinde yürüyor. Buna ne deniliyor? İstidraç deniliyor. İşte bu insanüstü hallerine, onun için size dokunarak ders yapıyorum. İnsanüstü hallerine, velayet gibi gözüküyor da velilik, velayet deniliyor. Kuvve-i maneviye deniliyor. Mesela Budistlerde de var bu. Yani bu hali kazanmak için iman şart değil. Bazı bedensel hazlardan çıkacaksın. Bedensel hazları ittin mi harikalıklar oluyor. Ama velayetle aynı gözüküyor. İstidraçla keramet aynı gözüktüğü gibi. Adam camlar böyle dikilmiş üzerine çıplak ayakla yürüyor. Bu peki kim yardım ediyor? Erva habiseler ediyor. Şeytan ediyor, cinler ediyor. Camda ne yapıyor? Cinleri ayağa kaldırıyor bu adamı.
Mesela sırtlarda ipin üzerinde bisikletle geçiyor adam. Görmüşsünüzdür. İlle büyü değil yani. Sağında solunda binlerce veya 10 tane, 5 tane, 2 tane, 3 tane cinler tutuyor bu adamı. Mesela suyun üzerinde şeytan bir anda şarktan garba gidiyor. Gidiyor mu gitmiyor? Yani havada uçmak bir meziyet değil. Çünkü şeytan uçuyor, kuşta uçuyor. Cinler uçuyor. Bak bir meziyet değilmiş mi? O harikalık. Suyun üzerinden geçmek cinler tutuyor. İşte ervan habise yani oralara basıyor. Cinler duruyor, basıp geçiyor. Süleyman aleyhisselam onları istihdam etmedi mi saray yapılırken? Kaya taşırken bile kullandı. Piramitler yapılırken cinler kullanıldı. O insanüstü bir girdiniz, gördünüz mü o taşları Mısır'daki? Ben gördüm. Bilmem kaç ton dediler ha bir taş. Ne kadar büyük biliyor musun? Allah aşkına ya. Şuradan şuraya kadar bir taşın kare şeklindedir yani. Bu odanın yarısı kadar. Taşın eni. Bir o kadar da yüksek. Kare ya. Onları dizerek çıkmış piramit. Öyle baktığın zaman nasıl yapmış? Cinler için Kur'an söylüyor. Süleyman aleyhisselam onu sarayda kullanıyordu. İnşaatta kullanıyordu cinleri. Vefat gaybı bilmezler diyor Allah gösteriyor. Süleyman aleyhisselam peygamber tabi vefat etti. Peygamber çürümez. Bastonuna dayalı duruyor. Cinler sağ biliyorlar. 6 ayda çalışmışlar. 6 ay sonra dayandığı baston çürüyünce Süleyman aleyhisselam düşüyor. O zaman öldüğünü anladılar. Allah da diyor ki gaybı bilselerdi yanlarındaki Süleyman'ın öldüğünü bilirlerdi diyor. Peki abi gaybı bazı şeyler söylüyorlar. Cinlerin ömrü 700-900 senedir ortalama. Yozgat mıydı senin? Evet abi. Köy neydi? Sorgun ilçesi. Sorgun Akoluk köyü. Ne? Akoluk. Akoluk. Hı-hı. Akoluk'ta 300-500 senelik köydür yani en az. Evet. Şimdi orada 500 yaşında cin var. Senin dedenin dedesini de bilir. Şimdi buradaki cin hemen ışık hızıyla gidiyor, köprülerden geçiyor, sudan geçemiyor. Akoluk köyüne gidiyor. 500 sene önceki cine gidiyor. Şu anda duruyor. Diyor ki, İrfan'ın babasının, dedesinin dedi hemen bana söyle. Onlarda böyle demir olmadığı için teknoloji yok. Onlar da ışık hızıyla tak tak bilgi aktarım da böyle. Senin dedenin dedesini söyler. Hemen pat diye ben de cinle meşgulüm. İrfan, senin dedenin babası şuydu. Akolu köyünde falan yerde oturuyordu. Vay be! Gaybı bildi. Ne gaybı ya? Geçmişi biliyorsun. Gayb değil ki geçmiş. Onlar için. Bizim için gayb. Geçmiş gelecek gayb. Çünkü niye? Orada yaşayan yaşlı bir tane şey var, cin var. O dedenin dedesini biliyor. Buradaki oradan gidip bilgi alıyor. İşte gayb zannediyor. Sonra, iki, senin zihninden geçeni çocuk, köpek, yani hayvanlar, hasreten köpek ve cinler, şeytanlar, ervahlar bilir. Çünkü sen daha söylemeden benim niyetim enerjidir. Enerji yayıyor. Bununla ben ne düşündüğüm gözüküyor. Ama söze ifade etmedim. Bak düşündüğüm, meylettiğim, o kafama koydum bak biraz sonra söyleyeceğim bu budur. Senin hakkındaki bütün o zanlarım realitedir. Gayb değil. Hazırandır ama sana çıkartmadım. Defterinde yazılıyor gibi. Bak size okumadım ama burada var. Ne yapıyor? Cinler enerji boyutları olduğu için bu düşünceler enerji yayıyorlar. Mesela çocuk sevilip sevilmediğini bilir. Köpek korkup korkmadığını seni bilir. Neyle? Dalga boyu kardeşim bu meziyet değil yani. Değişik bir dalgada frekansı alıyor. Ama bizim aldığımız frekansı o hiç alamaz. Yani dalga boyu biz gayb değil. Şimdi niçin üzerine duruyorum? Adam
bazı velilik halleri gözüküyor, velayet halleri gözüküyor. Veli zannediliyor ve arkasından halkın binlerini takıyor ve muvaffak oluyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Nasıl o velayet oluyor? Bunu pek göremezsiniz yani. Bu işlerle biraz saham olduğu için, bilgim olduğundan, kısmen bildiğim için o alemleri size söylüyorum bu. Nasıl oluyor? Kuvve-i maneviyenin tesilatı ile. Yani kuvve-i manevi dediğin, senin zannettiğin o kuvve-i maneviye yüklediğin mana değil bu. Adam o kuvve-i maneviye şeytani bir haz var. Tahripte. Cinler de mesela kuvve-i maneviye şey yapıyor. Coşturuyor. İşte bu hal tesilat yaptırıyor. Halktan imtiyazlaştırıyor seni. Halktan seni farklı yapıyor. Ve arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyorlar. Muvaffak oluyorlar. Yalnız cebiriyle değil bunlar. Bir konuşuyor. Cinleri gidiyor. Onun sol kulağına o hocanın, o Hasan'ın, o şeyhin, o ustadın söylediğini cinler de, şeytan da perçinleştiriyor, cazip yapıyor. Yani nefsaniyetini aktif ederek şey zannediyor, kuvve-i manevi oldu. Coşuyor. Çık camiden, hiçbir şey yok. Cinler bir insanı sana kötü yaptırır. Onun hakkında suizan ettirir, şeytan ettirmez mi? Cinlerin dinsizi kimdir? Ustadın tabiriyle. İblis şeytanlardır diyor. Usta söylüyor bunu. Cinne ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinler de bizim gibi imtihana tabi tutulmuş. İmtihanı kaybeden, kafir olanlar, şeytanlık vazifesi yapan iblistirler diyor. Ne yapıyor o hoca veya o kişi, o usta konuştuğu zaman sol kulağına o kadar acayip böyle şeyin enerji katarlar ki sen de böyle duygusallık getirir. Ya öyle coşma, ağlama, Allah dersin. Çık vaazdan. Vaazdan çık, konuşmadan çık. Çık camiden, o boyuttan çık. Allah'ını seversen, al bir kalemini. Peygamber'e hürmetin varsa, o bir saatlik sohbete, o coşma ağlamadan sence ele avuca tutulur bir cümle bu. Sana yaptığı bir katkıyı bak. Coşmadan, hissini tahrik etmekten başka bir şey var. Yani burayı bilmiyordum. Ya bir tarihi malumat veriyor veya bu cinleri aktif etmeye noktasında tarihi bir malumat veya acımasız böyle duygusal sahneler yapılıyor. Orada bir kadın vardı. Hiçbir çocuk kimsesi yoktu. Gözleri kördü. Camdan kuşlar geliyordu, yemek getiriyordu, pirinç getiriyordu. Ne olur? Ne diyor sana? Peygamber ne diyor sana? Allah ne diyor? Ne olmuş şimdi bunda? Şimdi sen çıktıktan sonra bir cümle yaz bakalım sana. Ne katkı sağladı? Ne olmuş? İyi. Çıkarken camide ayağıma niye bastın? Ayakkabımı niye şey yaptın? Ne kabul edin? Çıktığın zaman senin elin avucunda bir malumat var mı yani? Bir saat dinledin de. Hiçbir şey yok. Çünkü vazifeleri bu. Cebirli değil. He? Şey olur ya, mesela ben birisine göster, bir gün konuşsam 5 milyon alamam herhalde. Mesela bazı konuşuyor, adam diyor cüzdanını ters çeviriyor. Tabii öyle. Şimdi o kabazlar da var. Cebirle değil, belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile. Velayet arzusu var ya, veliyim böyle. Arzu duygusallığa inkılap ediyor. O tür haller oluyormuş. Bak bir daha söylüyorum. Bir daha bak dikkat edin, belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile. Velayette kuvvet var, veliyim. Birkaç tane beni pofoflayan da bulursam, inanma nispetinde bu sefer artık hiçbir zanna bırakmadan bende bazı güzel haller olur. Niye haller olur? İstidraç başlar. Çünkü şeytan devrede, cinler devrede, erva-ı habise devrede.
Bu kadar insan şey mahluk devrede. Sana tabii ki bazı harikalar gösterecek. Şeytanlar devrede. Cinlerin kafir iblisleri var. Cinlerin kafirleri iblistir. Sonra ervah habise var devrede. Seni pofoklayan toplumda da var. Şimdi o şeyim derken o arzu ile bir imtizaç ettiğinden, öyle inandığından, batıl dahi olsa ne inanıyorsanız öyle bir kuvvet olur size. Hep derdim. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Şimdi adam ben veliyim, bu inançtan inanıyor. Pofoflayanlar da var. Ehli zındıka kasten bu adamın haberi yok. Ayağın altına karpuz kabuğu koyacak. Şeyler, magadalar mı diyorlar? Alkışlayıcılar, türbinde şarşakçılar falan. Bunu da şey yapıyor, o İsa'dır. İsa'dır bu. Hocamız, abimiz İsa'dır. Şimdi artık Mehdilik de ucuza düştü. Kimse Mehdi olmak istemiyor. Şimdi herkes İsa'ya yükselmiş. Mehdi çok ucuz. Herkes mason, 33 dereceli mason, ben Mehdi'yim demişti. İlk önce Nebi'yim dedi. Tutmadı Resulüm dedi. Tutmadı Mehdi'yim dedi şimdi. Bir baktık 33 derece kendi televizyonunda tören yaparak 33 derece İtalyan masonundan törenle icazet aldı. Mehdi adı. Bir bakıyorsun İsa elinden geldiği kadar Türkiye'yi batırmaya çalışıyor. İsa. Bu millet, bu Müslüman halkın memleketini, Anadolu'nun beşiğini, Kur'an'a, İslam'a hizmet eden bu şeyimiz, toprağımızı her karışına ecdadımızın kanı, mesela benim dedem Rusya'da kireçhanede yaktılar. Batum Savaşı şeyinde. Kireçhanede yanmış. Evlerimiz hep yakılmış, tarumar edilmiş. Sonra o yetmemiş, Mustafa Kemal'in Hamidiye gemisiyle Rize bombalanmış. Şapka giymeyeceksin dediler diye. Yani her taraf, hep karışında inanın kan var, kemik var. Mesela bizim köylerde samimi söylüyorum. Babaannem eskide derdi, oğlum dedi, uşağım şimdi kaza kaza artık çıkmıyor. Mısır ekerken ve ağaç dikeceğimiz zaman dağda kazdığımız zaman ben çok dedi kemik rastlamışım. Her çatışmalar hep olmuş dağlarda. Ermenilerden, şunlarla, Ruslarla. Böyle bir memleketi batırmaya elinden geldiği kadar çalışan İsa var. İsa Aleyhisselam demedim de İsa var ya. Kendisini İsa yapamam. Böyle bir insan. Peki bak niye batıl dahi olsa ben veliyim, 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 şakşakçılar da var, yardakçılar da var. Böyle bir potansiyel güç oluyor. Dalga dalga yayılıyor. Ha? Gece gündüz uyumaz Hasan abimiz. Hep zikirle meşgul. Her akşam Resulullah ile görüşür. Ders yapmadan önce sohbeti, Resulullah'tan ne ders yapacağını alır. Kutup öteki taraftan Deccal'ı tanımıyor. Bununsu her gün Resulullah'tan ders alıyor. Kutup ya, yukarıda okudum ya. Bedduama karşı müthiş bir kuvve-i manevi çıktı. Hem duamı geri veriyordu hem de beni men etti. Allah Allah, ya Rabbi ya. Namazda beş vakitte Allah ilmimizi artır demiyoruz. Ne diyoruz? İhtina sırat-ı müstakim. İlmin kıblesi sadakat olmasa ilim küfür, küfre hizmet eder. İnnemâ ututiyâ alâ ilmin. Yani ilim dalalete hizmet eder. Çünkü istidracın temelinde kıblesiz ilim. Karun öyle dedi. Ben ilmimle yaptım ya Musa. Senin Allah'ın vermedi ki bana zekatını vereyim. Ya. Çok acayip. Ve o ilme şu anda varılamıyor. Alüminyumdan adam altın yapıyordu. Yalnızca biriyle değil, belki velayet kuvvetinden gelen bir arzuyla imtizaç ettiği için ehli imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar. Çok fena telak etmiyorlar. Yani bakıyor bazı özellikleri var. Var tabii. Olmaz olur mu? İstidraç işte. Bu özelliklerinden dolayı
istidracından o İslam'a ve Kur'an'a muhalif sözleri, fiiliyatı, fetvaları normal gözüküyor. İşte puf nokta bu. Onun için Üstad ne güzel demiş. Ben dedim diye almayınız. Mihenge vurmadan almayınız. Mihenk neydi? Edile-i Şeriye. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Buna vurunuz söylediğimi. Uyarsa tebiye alınız. Uymasa gıybeti ve iftira arkasına koyarak bana gönderiniz. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım. Anlıyor musunuz? Ustad ne yapmış? Ne almış? Dehşet almış. Bir de okuyorum. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım. Fe subhanallah dedim. Bu sır bilinmediği için nasıl okunuyor? Çok insanlar batıyor bugünümüzde. Her kim okuyorsa bunu gününde aynı şey var. 50 sene sonra birisi okusun bunu, gene o zamanda da var. Aynı sır. Herkes, hani falan asırdaydı, falan tarihteydi, şimdi yok değil. Her kim ne okuyorsa, o orada var. Fesubhanallah dedim. Tariki Hak'tan başka velayet bulunabilir mi? Hususan müthiş bir ceyran-ı dalalete ehli hakikat taraftar çıkar mı? Dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir adet-i İslamiye binaen Sure-i İhlas'ı yüzer defa tekrar ederek okuyup onun bereketiyle arefe gününde İhlas-ı Risalesini yüzer defa tekrar edip okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan meseleyle beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet ilahi ile kalbi acizaneme gelmiş. Hakikat şudur ki, yani bunu fark edenler de var ya, hani fark edenler, bu burada korkunç bir kuyu var burada, burada müthiş bir tuzak var, o istidraç olarak gözüken velayet halini fark edenler var ya, fark edenler, fark ettiriyorlar. Bu sefer toplumu uyaran bu kişileri bile hala uykuda olan, mertebesi de olan, velayeti olan, alim, fazıl kişiler buna hücum ediyor. Onun için de şaşırmayın. Allah Allah ya, o ceyranda, o adam da nasıl bulunabiliyor? O alim de orada ya. İşte demeyin. Bir tuhaf bir şey. Karun, Mustafa Kemal'e dua etmiş. Artık Lazcasını söylüyorum. Kim abi? Kambur. Kambur. Düzeltin şeyimizi. Hicaz'da Kambur. Hatta ustadın bedduasını geri veriyordu ve mani diyordu. Ama kutup arkadaşlar. Nasıl kutup olabiliyor? İşte misal. Hakikat şudur ki, ustada inkişaf eden hakikat. Sultan Mehmet Fatih'in zamanında, Fatih Sultan Mehmet zamanında hikaye edilen meşhur ve manidar Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıl görünürken metsupturlar. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ayıklık ve daire-i akılda görünür. Bazen akıl ve muhakemenin haricinde bir halet girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehli iltibastır, tefrik etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir meseleyi halet-i sahvede tatbik eder, hata eder ve hata ettiğini bilmez. Metsupların bir kısmı ise indallah mahfuzdur. Dalalete suluk etmez. Diğer kısmı ise mahfuz değiller. Bid'at ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hatta kafirler içinde bulunabileceğini ihtimal verilmiş. Mesela Cibali Baba, Fatih'in attığı topları kıssada anlatılıyor. Burada o kadar anlatıyor, tafsilat yok. Merak etmiştim. Cibali Baba, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin
attığı topu eliyle tutuyormuş. Meçhup veli ya. Gavurcuklarıma niye atıyorsunuz diye geri atıyormuş topu. İşte bu asla fethi olması lazım, düşmesi lazım fakat o adam mani oluyor. Sonra Akşemseddin secdeye kapanıyor çadırda. Ya Rabbi ya onun canını al ya beni. Ya onun canını al ya benim. Peygamberin metiyesine mazar olmuş Fatih'in topunu geri atan meczup, veli. Ya senin anlattığın kadar kötü bir adam olsaydı işte bu bu kadar bak ilmi var bilmem velayeti var. İşte Fatih'in topunu geri atacak kadar meczup veli. Topu tutacak kadar veli. Sonra Allah salı sabaha yakın öldürüyor o meczup. Meczup şeyi Cibali Baba meselesi adamın. Ondan sonra Fatih muvaffak oluyor sabah. Çünkü arkadaşlar öyle acayip sır alemindeyiz ki Budistler'de de var. Bedensel, anlattım ya biraz önce. Şey, bedensel hazlardan çıkınca bazı böyle harikalıklar, olağanüstü haller oluyor. Uçabilirsin de su üzerinde geçersin. Topu tutarsın. Mermi atarsın karşıya geçmez. Vurmaz yani. Anlıyor musunuz? Bu istidraçtır. Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kısım ehli velay zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meçhupturlar. Zahirde bakarsın akıllı. Akıl akıl konuşuyor. Yani akılla muhakemeli zahirde. Çünkü daha ezberlemiş ya şeyleri, bilgileri. Onları döküyor böyle. Ecevit'in son zamanında da öyleydi. Akıl gitmiş, beyin ölmüş. Vallahi başbakan. Ama akıllı akıllı konuşuyor. Ama akıl yok. Çünkü daha önce olan kasettekiler boşanıyor. Kasette. Onun yanındaki işte birisi kulağını öpürüyor. Sanki pili eline basıyor. Trat onu boşaltıyor. Çok tuhaf bak. Bir de okuyayım. Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meçhupturlar. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daire akılda görünür. Yani bir kısmı da uyanmış, hakikaten normal benim gibi konuşuyor. Ve şu alemi şehadet şartlarıyla çözümler buluyor. Acayip acayip çıkış yolları, acayip acayip hileler buluyor. Bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir halete girer bu. Bir bakıyorsun bu Hasan, bu dersi yaparken, tamam bu dersi yaparken, bu derste konuşurken, bir hale, bir koridora bir giriyorum, bir tsunamiye kapılıyorum. Bir bakıyorsun, o Hasan nerede, bu Hasan nerede? Sonra birkaç ay gidiyor bu benim bu özelliğim. Veya birkaç saat, birkaç gün. Tekrar kendime geliyorum, ağlıyorum. Ya Rab ben ne yaptım? Ha, acayip acayip. Bak ne diyor? Bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hale girer. Şu kısımdan bir sınıfı, yani acayip acayip hallere girenlerden bir kısmı ehli irtibastır. Tefrik etmiyor. Yani olayları tefrik edemiyor. İrtibas ediyor. Bunlar en çok kullandıkları sihirdir. Sihir. Bunların en çok kullandıkları sihir yapıyorlar. Televizyondan yapıyorlar. Televizyon nasıl yapıyorlar? Mesela milyarlarca para harcarlar. Filmi çekerler. Halka bedava izlettirirler. Milyarlarca. Ehli dalalet zındıka. Para için, petrol için milyonlarca insan katlediyor Afganistan'da, Irak'ta. Ama geliyor milyonlarca harcadığı filmi sana bedava senettiriyor. Niye? Kültürlü olmanı istiyor da ondan. Oysa her filmde ben bunu Bakırköy Savcılığına ifadeye gittiğim için söylüyorum. Çağırdı beni. Şikayet etti televizyon, 3 televizyon. Gene söylüyor nasıl şikayet edilmiş. Her ailenin seyrettiği dizini, o milyarlarca,
içerisine ervah habise ve cinler konuluyor, yerleştiriliyor. O kolay. Nuskayla. Yani nuskayla anasının ismini Arapça, bir de kendisinin ismini yazarsan, bunun şartları var falan. Adres yapıyorsun yani. Sihir, büyü demek cinlere adres göstermektir. Dolayısıyla filmlere tam o çalarken o televizyondan sana şey geliyor ya, şua. Enerji gelmiyor mu? İşte istasyondan bizim televizyon antenine enerji geliyor. Bu enerjinin içerisine konuluyor çip. Enerji. Ervah habisi konuluyor. Ervah habisi daha çok kullanılıyor. Ondan sonra televizyonda seyrederken o gelen şua, şu anın içerisi çoğusu ervah habisi. Ondandır ki ustad 5. şuada ayet-i kerimede diyor ki dabbetul arz meselesinde. Dabbetul arzda kullanırken diyor ki tırnağından, ayet var bu dabbetul arz, hatırladınız. Tırnağından, dişinden kemiğine kadar yerleşecek diyor. İşte kemiğe yerleşenler ervah habisedir. Onlar şeytanı ve cinleri kovma metoduyla kovamazsınız. O daha değişiktir. Onlar için söylüyor ustad, ilim onu tard eder. Kur'an okumayı tard etmez o. İlim onu tard eder. Çünkü Kur'an okumak sünnettir. Kur'an'ın içini bilmek farzdır. İçini bilirsen içini boşaltırsın. Veciz konuşuyorum, ne yapayım? Yani en azından şunu anlarsın. Dizi seyrediyorsun böyle. Kesinlikle her haberde var. Her haberde var. Böyle seyrediyorsun. Her haberden sonra of be, iyi ki seyredim. Ne kadar rahatladım ya. Az kaldı bundan mahrum olacak. Diyeniniz var mı? Diyenler var mı? Hep stresle çıkmanız size bir şey ifade etmiyor. Bir şey yüklenmiyor mu? He? İnternet, televizyon, bilgisayar. Windows'u açar açmaz hemen başlıyor adam işte, işliyor. Hemen. Arkadaşlar, ne olur biraz düşünsenize. Bu asın insanları hırçın, doğru mu? Çocuklar da öyle. Hırçın, tatminkarsız, tatmin yok. Özgüven yok, sıkıntılı, saldırgan, doyumsuz. Öyle mi değil mi? Ahlaksız, vefasız. Nereden geldi peki? Nereden geldi? Bir rüyamı hatırlar mısınız? Rüyamı söylemiştim. Böyle gidiyordum. Gidiyorum yani, şehirde yürüyorum. Bir baktım ki karşıki taraf... Sema sipsiyah. Sipsiyah. Bu işlerle meşgul olduğum tarih. Erbaa habisiyle 246 sözler, 258 sözler, 256 sözlerde meşgul olduğum tarihlerde olsa gerek. Baktım ki ufuk sipsiyah. Acayip bir afat geliyor. Kar yağar ya kar. Kar yağdırılır ya böyle. Geldi. Sema'dan şu kadar uzunlukta sipsiyah solucan yağıyor. Solucan yağıyor. Bu kadar uzunlukta böyle. Ama kıvrıla kıvrıla iniyorlar. Sipsiyah, böyle siyahlık yoktu. Böyle bir iğrenç bir şey olamaz. Ben gördüm zaman ha, etkilendim yani şimdi. Öyle bir iğrenç olamaz yani. Duygum bile aktif oldu şu anda. Konuşmam değişti. Öyle bir özellikleri var ki nereye temas ediyor buraya? Buradan giriyor vücuda. Buraya temas ediyor. Kulağından, burnundan falan, ama insanların çoğusu girenlerin hepsi hiçbir tanesi farkında değil. Buraya giriyor, buraya giriyor. Nereye temas etti? Giriyor. Kayboluyor. İnsanlara giriyor. Yağıyor. Biz giderken bir tane bile temas etmiyor. Gelmiyoruz. Yani. Geliyor tak. Seyitlere sinek konmadı gibi. Tak böyle. Bakıyorum birkaç kişi var. Onlara da konmuyor. Konmuyor. Geliyor tak. Bak şöyle geliyor. Hani dün akşam akşam yatsı arası tespihimi yaparken çatıda volt atarken
güney tarafı, Hicaz tarafında şey gördüm. Yıldız kayması derler. Oysa recmi şeytandır. Biliyorsun 15. sözde recmi şeytan. Yani meleklere, meleklerin şeytana attığı mancık. Ama astronomi ilmine göre yıldız kayması. Onu gördüm. Aynı bunun gibi. Geliyor semaya tak. Bak geliyor. Giremiyor buraya. Hop kayboluyor. Allah Allah. Yani zaten o gelirken afat bende bir korku yoktu yani. Korku yoktu. Allah'ım hakimdir. Allah'ım yapıyorsa bir bildiği vardır. Diyordum böyle. Aynı bu şeyi tekrar ediyordum. Ama çok çok değillerdi. Önümde bazıları vardı ileride, sağda, solda. Onlara da isabet etmiyor. Sonra anladım ki bu Dabbetul Arz'dır. Bu gözünü kapa, seçmece karpuz alma. Gözünü kapa, sokağa çık. 10 kişi tut. Kime denk gelirsin? 9'u rahatsız. Yani bunun internette hissesi yok mu? Dizilerden hissesi yok mu? Haberler izlemenin hissesi yok mu? Ben enayi miyim haber dinlemiyorum? Siz anlamıyor musunuz Türkçe? Ben yalan mı söylüyorum? O Ramazan'dayız, oruçluyum. Dinlemiyorum arkadaş. Dinlemiyorum. Şöyle diyorum, enkaz mıyım ben? Çöp denekesi mi? Birisinin arabasına da binsem, derse götürse, atsa kapat. Belki şahit olmuşsunuzdur İsmet'in şeyine. He? Kapat dedi. Kapat arkadaş. Ya abi dedi ya bu şey geçen derse götürüyor. Abi dedi Cumhurbaşkanı adayı ilan edecek miyim? Bir bak. Kapat kardeşim yoksa indir beni aşağıya. Tamam abi. Baktı geçiyor. Kapat. Gökten ben solucan yemeye niyetim yok. Giriyor. Nereye temas ettiyse giriyor. Şimdi arkadaşlar niye giriyorsun? Bu Dabbetul Arz dersinden hiç anlamıyor muyuz? Beşinci şua, şunlar, arkadaşlar ya, bunlar ervahabil, mesela diyor 255 miydik sözlerde? İsa aleyhisselam gibi benim için dünyayı terk edene iki silah, iki ilaç vermişim diyor. Bir maddi dertten ilacı olan, iki diyor tıbbın müzminleşmiş hastalığı, tıbbın çare bulamadığı müzminleş hastalığa nesi diyor? Nefesi. Benim İsa aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselamın sıfatı gibi dünyayı benim için terk edene verdiğim iki tane özellik o. Nefes diyor. İle nefes bu değil. Okuyup elhamdülillahi rabbil alemin. Ne ya? Konuşması. Tesir ediyor. Allah için olunca tesir ediyor kardeşim. Kime? Allah için olanlara tesir ediyor. Şu sözlere bakarsın Allah için olmayanlara hiç tesir etmez. Tam tersine. Bankalar dersini yapıyorum altına yazmış. Bir tane kardeş gönderdi bana. Abi baksana sanki ben okumuyorum da getirdim. Adam bak diyor bu kartları hükümet çıkarttı diyor. Dolayısıyla diyor şeydir diyor. Bu cemaat adına söylüyor. Cemaatin kurduğu bankayı hiç kale almıyor. Bak görüyor musun? Adam yılan su içer, zehir akıtır, arı su içer, bal akıtır yani. Aynı dersi dinliyor, adam ne anlamış. Ya hakikaten öyle ya, bu banka illetinden bela versin, Allah lanet etsin. Bu bankanın müessislerine, Yahudi olduğunu söylüyor 25. yüzyılda. Bankanın müessisleri Yahudi olduğunu söylüyor. Lanet olsun bunlara. Ya hakikaten abi ne kadar doğru söylüyorsun. Ya bir elimizden kurtulamıyoruz ya, her banka kartıyla böyle çık diye çek yapsanız 2,5 lira %2,5 ya satıcıdan ya da benden İsrail'e gidiyor. Allah lanet etsin ya bunlar nasıl kurtulacağız diyeceği gerekirken sanki ben particiyim, parti adına konuşuyorum, banka dersi yapıyorum. Ana bana ne yazıyor? Sihirlenmek anlatmak için anlattım. Sihirleniyor insan. Niye? Ya teslim al şuna ya. Ahmet Mehmet'le partiyle putürtüne cemaatle ne işin var? Ben zaten cemaat şeyim olmadığını, buraya gelmek zorunda değilsiniz hep derim. İstifade ettiğin yere git, yeter ki Edile-i Şeriye içinde Edile-i Nuriye. Risale-i Nur'a sadakatle cereyan eden, dersler yapan yerlere mutlaka gidin. Buraya gelmek zorunda değilsin. Hasan'ı niye dinleyeceksin ya? Hasan din değil ki, nurculuk değil ki. Nurculuk bu. Ha ne istifade ediyorsan dinlersin. Yani dini cemaatler din değil, dava değil, dava içinde Burhan'dır. Ne olur kurtul ya, karttan kurtul.
Bankadan kurtul. Bırak lanet olsun şu parti matiği ya. Lan kurtul şunlardan ya. Namazını kıl, tesettürüne dikkat et. İnternetten uzak dur. Bankalara girme, kapısına yanaşma. Benim bankam var mı da ona karşılık söylüyor. Ders alsana. Sihirlenmişsin bacım sen ya. Sihirlenmişsin. İşte ne yapmış? Berbat etmiş bu insanı. Bazen aklın ve muhakiminin haricinde bir halete girer. Bir kısmından bir sınıfı ehli iltibastır. Tefrik etmiyor. Karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Mesela iltibastır. Bir hizmetçi. Muvaffak olacağız. Gavurlar nasıl muvaffak oldu? Ya gavurlar o konuda muvaffak olabilir kardeşim. Onlar batıl yöntemi de kullanıyor. Onlar Yahudiler için Kabalat'ta şöyle yazıyor. Yahudinin menfaati için her şey mubahtır. Sen yapabilir misin? İslamiyetin aziz yapılması için her şey mubahtır. Olur mu? Adama sormuşlar. İsrail bir başbakanlığı da yapmış kadın. Bu böyle yazıyor demişler. Nerede, hangi bir devlette röportaj yapılacak? Kadın Yahudi. Kabalat da diyor ki İsrail'in menfaati için her şey mubahtır. Evet demiş. Peki demiş, İsrail adına demiş siz başkasıyla olur musunuz? Benim memleketimin menfaati İsa dedi, olurum dedi. Sen yapabilir misin? Ya tu diyor bak. Nedir? Ya onlar nasıl muvaffak olmuş biz de. Ya kardeşim bizim yöntemimiz belli. 1400 sene önce söylenmiş. Haramımız belli, helalımız belli. Muvaffak olmak bizim işimiz değil. Celaleddin Hazremşah gibi. Biz hizmetle mükellefiz. Biz davamızı anlatırız, bir kitabımız okuruz. Adam dinler dinlemez. Muvaffak etmek Allah'ın işidir. Mağlup etmek de Allah'ın işidir. Celaleddin Hazremşah vardı ya, o yönde incelemada. İşte bunlar ehli iltibastırlar, bunlar tefrik etmiyorlar. Sekir halinde gördüğü bir meseleyi halet-i sahvede tatbik eder, hata eder ve hata ettiğini bilmez. Mesela rüyasına girer, bir rüya istihare yatar. Şeytan tek bir simaya giremez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sinasına giremez. Öyle geçiyor Edile-i Şeriye'de. Emirdan'da öyle geçmiyor mu? Hatırla Emirdan'da. Söyleyin bakalım kaçıncı sayfadadır? Şeytan Peygamber aleyhissalatü vesselamın simasına giremez, sesine girer. Hangi mevzuda anlatıyordu? Hangi mevzuda anlatıyordu? He? Hani öldükten sonra, bak ipucu veriyorum, öldükten sonra başka hayvana gidiyor, bilmem ne yapıyor falan. Reenkarnasyon meselesinde, onun cinleri çağırmada anlatıyor. 155 ders yapmıştık ya. İki ders yapmıştık. Niye unutuyorsunuz? Ama normal canım. Peki, meczupların bir kısmı ise indallah mahfuzdurlar, dalalete suluk etmez. Ama meczuplar var böyle, dalalete sukut etmezler, sülük etmezler. Yani dine mugay bir şey söylemezler. Böyle namaz belki kılmaz, oruç tutmaz ama dine zıt bir şey söylemezler. Sikir. Diğer kısmı ise mahfuz değiller. Bidat ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hatta kafirler içinde bulunabileceği ihtimal verilmiş. İşte muvakkat veya daimi meczup olduklarından, mesela Cibali Baba daimi. Bazısı muvakkat. Hepimizde olur ha. Bir hafta, bir gün. Muvakkat meczupluk halimiz var. Onun için kendinize özgüveni, savaş açmayın kendinize. Ya ben ne oldu ya, bana nasıl oldu? Olur kardeşim, muvakkat bir saat, iki saat. Ne dediğini bilmezsin, nerede olduğunu bilmezsin, ne yediğini bilmezsin, ne giydiğini bilmezsin. Ne dedin, ne yaptım, niye gittim ya, Allah Allah. Deli mi oluyorum ya, aklımı mı oynattım ya? Bunu daha çok kadınlar yapıyor. Aklımı oynatacağım diyor. Niye? Ya diyor ya, dün diyor ne yaptım unuttum diyor. Tamam ben daha bir, ne dünü ya dedim bacım. Ben dedim bir saat önce ne yaptığımı bilmiyorum. Ölüm ya diyor, nefes alıyor. Niye? Çünkü muvakkat ve veya daimi meczup olduklarından manen mübarek mecnun hükmünde oluyorlar. Ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için mükellef değiller. Mesela
Dün akşamki hadise isim vermeyin. Tahmin etmiyorum akşamı da kılsın. Sabahı da kılsın. Oruçta zaten yok. Böyle bir adam mıydı? Değil. Şu anda bitmiş. Sistem bitmiş. Bir hafta sonra belki açılır. Sistem ya. Sistemi bildiğimiz için, sistemi nasıl işliyor bildiğin için mesuliyet vermiyorsun. Ben şu beden-ruh ilişkisindeki sistemi elhamdülillah kısmen Allah araladı bana. Onun için kimseyi suizan etmiyorum. Ama arkasından gidenleri kızıyorum. Kızıyorum kardeş. Ama art niyeti olanları da eğer edile-i şeriye vuruyorum, edile-i nuriye, bir de edile-i nuriye var. Edile-i nuriye nedir? Neydi? Hangi kitapta anlatıyordu edile-i nuriye? Nereye geçiyor? Hani yaptık ya. Niye çözemiyorum? Nerede hata yaptım? Niye tıkandım dersi? İlk ders. Almanya'da yaptım. Almanya'da? Yo burada yaptım. Ya Almanya'da yaptım. Tamam. Ha, haklısın. Tamam. Özür dilerim. Almanya'da yapmış bunu. Edile-i nuriye muhakimat 49'da anlatıyor. Edile-i nuriye. Edile-i şeriye değil. Nurun edilesi 4 usulümüz. Evet devam ediyorum. Bunu bitireyim, uzatmayayım. Ve mükellef olmadıkları için maalesef olunmuyorlar. Kendi velayeti meczubaneleri baki kalmakla beraber ehli dalalete ve ehli bidaya taraftar çıkarlar. Mesleklerine bir derece revaç verip bir kısım ehli imanı ve ehli hakkı o mesleğe girmeye meş'umane bir sebebiyet verirler. Yani o meçhup halleri olduğundan cazip özellikleri de var. Çünkü ervah-ı habise cinler, şeytanlar yardım ediyor. Sekir halinde bazı harikalar oluyor. O cemaate onun yanına girmeye sebebiyet veriyor. Peki nasıl kurtulacaksın? Allah'ın gösterdiği asıl imamına tabi olursan kurtulursun. Başka kurtulamazsın. Mümkün değil. O tuzaktan kurtulursan sokakta bir sürü tuzak var. Ya selefilere düşeceksin. Ya vehhabilere düşeceksin. Ehl-i sünnette, istikamette zor. Ya tarikatın şeylerine düşeceksin. Tarikat damı altında yapılan şu cinayet, ihanetler var. Acayip garayip. Böyle tuhaf şeyler. Ehl-i sünnet vel cemaatın dairesi içinde kendini muhafaza etmenin yolu benim bildiğim ki şeriattan dinle okuduğum, kitaplardan okuduğum şu. Her 100 senede bir gelen müceddidi dine tabi olmakla mümkün. İddia etmekle değil. Harfiyen uyacaksın. Uyamadığını kabul edeceksin. İstifade için okumayacağız. Ben bu asın Allah'ın gönderdiği mevhibe-i ilahiye Kur'an adına vazifeli olduğunu ve mücedid olduğunu inandığım Risale-i Nur eserleridir. Sarılırsan sadakatla sarılırsan böyle Allah'ın izniyle doğrunun yanlışını anlarsın. Düşsen bile yanlışa hemen uyanırsın. Mesela bu şu dersi insafla dinlesen birilerine bir şey atmak adına değil. Ya bu bana ne diyor? Hakikaten bir yanlışım var mı? Nerede bir hata yapıyorum? Düzeltirim diye. Şu insafla şu dersten notlar alırsan bu ders bile sana çok şeylerde aydınlığa vesile olacak. Ben de okuyorum. Dikkat ederseniz atıflarını okumadım. Vâhır davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Ramazanlarımız mübarek olsun. Amin. Ettiğimiz duaları, yaptığımız hayır hasenatlar, söylediklerimiz hak sözleri Cenab-ı Hak dergi hazretine kabul eylesin. Cenab-ı Hak Müslümanlara yardım etsin. Fensurna alel kamil kafirin sırrına mazar eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Dertte olan Müslümanların dertlerini bertaraf etsin. Hasta olanlara Cenab-ı Hak şifa versin. Boşta olanlara eda nasip eylesin. Cenab-ı Hak, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah versin.
Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de sadakatla, ihlasla, takva ile, iştinab-ı keba ile hizmetle devam etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Riyakarane söylediğimiz şu sözleri ya Rabbi halis olarak niyetimize göre muamele etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ve ahir davahümen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'ya temassalavat.